Başak hoş geldin. Merhabalar. Ne çekeceğiz Geldim. bugün? Başak Gümürcineloğlu yazdığımda Google'da aratılan sorularmış bunlar. Evet, ben de bazılarına şok olmadım değil. Hadi başlayalım o zaman. Evet, başlıyoruz. Başak Gümürcineloğlu kimdir? Kimdir? Diye başlamışlar. Ben şu an 30 yaşını yeni bitirmiş bir kadınım, oyuncuyum, aynı zamanda müzisyenim. İki tane mini köpeğe anneyim. Birinin kızıyım, birinin kardeşiyim, birinin sevgilisiyim. Orada oturuyor. Bu Devam şekilde. edin. Kimdir bu? Başak Gümürcineloğlu doğum tarihi. 22 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'da doğdum. Yani biri Almanya yazmış bir yerde. Bunu yıllarca bana Almanya'da doğmuşsunuz, İstanbul'a ne? Ben İstanbul Fatih'te doğdum. Arkadaşlar, modalı bir ailenin çocuğuyum, göçmen kızıyım. Benim Almanya ile turistik gezi bu şekilde. Saç rengim kızıl ama kendi saç rengim aslında bir tık daha kumralı bunun. Biz buna cila atıyoruz daha parlak gözüksün diye. Göz rengi. Az evvel kaydettik. Evet, göz rengim. Şöyle bir göz rengim var benim. Saçımın renginde bir göz rengim var. Bal rengi. Göz doktorumun Ela diye tabir ettiği, her yerde Ela görebileceğiniz. Ancak benim gözlerim %60 görüyor, göz kaslarım. O yüzden ben sizi yolda görmem, tanımam vesaire, lütfen rica ediyorum ukala diye düşünmeyin. Çünkü normalde Cem de tanır beni, çağırabilir. Tanısam, görsem boynuzu atlayıp merhaba diye saatlerce konuşabilecek bir insanım. Ben görmemişimdir sizi muhakkak ki. Sırada boy var. Şimdi benim boyum 1.64. Ama Cem size benim 1.69 olduğumu söyleyebilir. Değilim. 1.64 benim boyum. Bazı yerlerde 1.65 de yazıyor olabilir. 1.66 yazıyor olabilir. 1.64 aslında ama işte spor ayakkabıyla gitmişimdir. Bir tık topuklu bir şeydir, bir şeydir, bir şeydir. Onu bilemem ama benim 1.64 boyum. Aynı zamanda kilomla alakalı 49 yazıyor. Şunu iddia ediyorum. Her projeye başlangıcım, hepsi de bilir, 49 kiloydum. Sonunda kaça çıkıyorsun en fazla? Hayatımda ilk defa. Buna gülemezsin. Sen 16 kilo aldın. Evet. Bunu yazan dın 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 dın. Ama bana yakışıyor. Ona çağır, bana yakışmıyor mu? Sana daha çok yakışıyor. O ayrı bir konu. Onu konuşacağız 8 şimdi. 8 kilo aldım. Verdim sonra birkaçını. Ya bir tedaviden dolayı aldım bu arada. İnsanların hastalıklarıyla dalga geçirmez miydi? Siz bilirsiniz. 57'ye çıktın. Evet evet. Şu an ya kaç kilosun? Bayağı çıktım. Şu anda 54-55 falan kiloyum. Yani o da dün tartıldım diye bu kadar net biliyorum. Çünkü aslında biz bir diyet sürecindeyiz. 2 aydır veremedik kilolarımızı. Devam ediyorum. Burcu, aslında terazinin son günü, akrebin ilk günü doğmuşum. Hangi gün oldu? Yani hangi? 22 Ekim. 22 Ekim. Aynen. Tam dönüş günü olduğu için aslında kasp denilen bir ara burç. Yükselen burcum da, evlere şenlik geliyor, akrep. İş burcum Başak, titiz. Bütün yıldız haritamı saysam mı burada? Aslen nereli? Nerelisin? Gümülcineli'yim ben. Gümülcine Yunanistan'da bir şehir. Bir Türk şehri. Biz oralıyız. Hiç gittin mi? Gittik yani. Küçükken tabii gitmiştim. Böyle bir geçmişim. Şimdi bir Yunanistan planımız var. Tamamen memleketime götüreceğim. Başak, şimdi sırada ne var? Sevgilisi. Evet. Anlat bakalım. Aha, sevgilisi oturmuş oraya. Nereden tanışıyorsunuz? Bana beni anlat. Sana seni anlatayım. Şu an yönetmen koltuğuna oturmuş gerçekten. Benim için her şeyi çok zorlaştırdılar elbet burada. Bir gün oturacağım diyordum ama böyle olacağı aklıma gelmemiş. Gözlerimi anlat, gözlerimi anlat. Çağrı'yla biz Sen Çalkapımı diye bir dizide oynarken tanıştık. Ve çok samimi arkadaş olduk. Hatta şöyle bir rekorumuz var. Ben 52 bölüm oynadım Sen Çalkapımı'da ve Çağrı 39 bölüm oynadı. Birebir sahnesi evet. Olmayan hiç yok. Tek kişi, yani tek iki kişi diyeyim, Çağrı ve beni. Bir şöyle bir bakış sahnemiz varmış. O da işte benim partnerim Anıl İlter'le olan sahnede Çağrı'nın yanından geçiyorum. Şöyle bir bakıyorum. İşte o da başka bir karakter oynuyor, Ferit diye. Ve gidiyor onu arkadaşlar işte böyle sevenlerimiz sağ olsunlar almışlar bir video klip yapıp slow'a düşürüp bir roman. Çünkü tek sahnemiz o gerçekten. Orada tanıştık. Çok samimi arkadaş olduk. Önce bir hayat arkadaşı olduk. Yani çok neyi seviyorsun? Bir, çok komiktir Çağrı. Gerçekten çok komiktir. Hayatta en çok sevdiği şey de benimle dalga geçmek. Yes. İki, çok merhametlidir. Bir de beni sevişine aşık oldum ben onun. Hate yani. Be. İşte bu be. Efendim? Seni nasıl seviyor ki? Ay bir güzel seviyor beni. Bir güzel seviyor maşallah. Yanaklarının uncuru uncuru. Ev her zaman düzenlidir. Mesela bu huyunu çok severim.
Çağrı mı temizliyor? Çağrı çok düzenlidir bu arada. Çok şeydir, titizdir. Yani böyle hani işte yatak niye toplu değil, çoraplar niye burada şeyimiz yok. Bir de gerçekten iki köpeğimiz olduğu için sürekli bir şeylerimizi çalıp bir yerlere koyuyorlar ve biz bulamıyoruz. O yüzden herkes birbirinin arkasını toplama peşinde evde yani. Yoksa zaman kaybediyoruz. Yeterince övdün mü? Olmadı, olmadı. Sevmediğin şeylerini söyle. Yani bir de yine ben övülmedim. Yani, yine köpeklerimizden bahsedildi. Ya ben bunu söyleyeceğim. Yani. Bir şey biliyorum mesela. Ki gerçekten bilirler. Yani Cem bile bilir bunu ki biz çok yeni tanışıyoruz. Bir konuyu bilmiyorsam bilmiyorum derim. Ben ona anlatıyorum mesela. Şunu yapmamız lazım, şunu etmemiz lazım vesaire. Yok, ben diyorum ya onu, inat ediyor. Sonra geliyor mesela başka biri söylüyor. Evet, aslında bizim o... Ben sana iki aydır bunu söylüyorum yavrum benim, ben sana söylüyorum. İnat ediyor, böyle bir damarı var. Geçen gün şunu itiraf etti, dedi ki ne olursun sen söyleme şu an, inadım tutacak. Bana dedi, bunu dedi, yarın falan söyle, o zaman yapacağım dedi. Bunu şey yaptı. Çünkü evet, çok farkında. Mesela su içerken su içse ne desin bırakırım. Yani sadece başak bazen, için evet, değil. Bazen evet, öyle bir genel olarak. Ve gerçekten anlaşması yani çok rahat bir insandır. Hiç öyle yani, gerçekten gıcık bir tip değil ama bir yerde bir tutuyor. Şimdi bir şu noktada bir uzlaşalım. Yine hikayeleri anlattın. Yine ben övülmedim burada. Ben niye buraya oturdum o zaman? Beni öv. Bir gözlerimin içine bakıp bana beni sev. Aşkım, ne kadar sevdiğini teşekkür ederim. Her sabah sesli olarak şükrediyorum. Hayat diyorum beni yıllarca yanlış kişiler, yanlış yerler, yanlış şeylerle sınamış. Sebebi çareyi bulmakmış diyorum. Bunu söylüyorum. Evet. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Biraz özel tabii bir soru olacak ama. Şimdi madem benim bu kadar titiz olmam bu kadar hoş. Bu evin bu kadar derli toplu olması bu kadar. Bu evi kim dağıtıyor? Bunu bir konuşalım mı artık? Bak Çağrı. Burada... İstemiyorsan konuşmayalım. Önemli günde, değil. Ben sadece... Zekeriya kadar çıkıp Sarıyer'den oradan çıkıp işte nedir onun ismi? Büyükçekmece... Konuşamadım sinirimden. Büyükçekmece'ye kadar yol yapıyorum her gün. Köpekler gibi çalışıyorum, kraliçeler gibi yaşamak benim hakkım. Seda abla sakin ol. Arabayı kim kullanıyor? Ben de geliyorum seninle beraber. Gerçekten ne söylesem şu an benim yalan yani yanlış söylediğim zannedilecek. Ama kendisi birçok şeyin organizasyonunu bana bıraktığı için evin organizasyonu da onda. Geri kalan bütün her şeyin organizasyonu bendeyse bir bölüşme yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Değilim ulan. Değilim, hadi bakalım. Bir şey diyeceğim. Çağrı Sanak. Bu soruyu da atlıyorum. Geçti gitti. Bir, ama yazıklar olsun ya. Çocuğum gerçekten da yok. İki tane nasıl, köpeğim iki var. Nasıl ya? Ben ki, kimin arkasını topluyorum var bütün gün? Şu ajan. Bu Marta. Olsun. Tamam. Şöyle. Yine ajan benimle Marta ilgili böyle dört tane üst üste soruda üç kere ay, köpeklerden bahsediyorum. Ben hadi övünmek sen istiyorum ya. Sen beni anlat. Sen beni nasıl seviyorsun? Sen dünyanın en güzel kadınısın. Seni tepeden tırnağa, saçının telinden ayağının tırnağına kadar seviyorum. Ne bu güzel kadar konuştum ben ha, neler vallahi. Ben neler söyledim senin için? Ne bu söyledin? Kadar köpekleri mı söyledi anlattın ya. Hiçbir neler şey söylemedin söyledim ya. Ben dedim her sabah uyandığımda senin yatağı varlığına topluyor dedin şükrediyorum. Her sabah yatağa uyandığımızda yatağı topluyor dedin aşkım. Bu bir sevgi cümlesi değil ki. Bir kere sen yatağı toplamayı unutuyorsun. Öncelikle madem doğruları konuşuyoruz. Ben yatağı havalandırıyorum o yüzden açık bırakıyorum. Yani bir şey olsun havalansın ondan sonra gördüm, toplarız. Gördüm üstümü bozdurma pardon, bana. Ben parça parça sormak istiyorum. Bulaşıkları kim yıkıyor? O makine, bulaşık makine. Ortak. Evet. Tabii. Yemeği kim yapıyor? Ama makineye kim koyuyor dersen. Çağrı uydurma. Bak. Makinenin yanına kadar başak götürüyor, makineye ben koyuyorum. Bir Seda abla buradan güç, oradan güç alırım. O kadar doğru söylemiyorsun ki. Ben yalan konuşmam, bunu çok iyi biliyorsun. İlgili de video fotoğraf göndersem delil olarak. Bu yayınlanırken şey... Ben de göndereceğim. Tamam. Çamaşırları kim yıkıyor? Haftada bir. İknur ablamız var, canımız, evet, ciğerimiz. Tamam. Bizi çocuğu gibi elisi seviyor. Sağımızı, evet, solumuzu, her şeyimize destek oluyor sağ olsun. O cuma günleri o bize destek oluyor. Biz de ona kadar işte ayrıştırıyoruz. Ne bileyim efendim, mesela evi toparlıyoruz, toplu tutuyoruz vesaire ki bu kadarını yapabiliyoruz. Ütüleri açıyoruz. Kim yapıyor? Ütümüz bozuldu buradan. Şunu ütületmek için kuru temizlemeye yolladım ve gerçekten ekonomi çok bozulmuş arkadaşlar. Ütümüz bozuldu varsa eğer ütüsü dese annemden ütü rica ettik. Şimdi tatile giderken ütüleyebilelim üstümüzü diye kırışık. Baksana çocuğum tişörtü kırış kırış. Sırada nerede oturuyor? Var. Söyleyecek misin? İstanbul'da yerleşik daha spesifik hayatım. İstanbul'da. Yeri geldi Bahçelievler'de oturdum. Yeri geldi Beşiktaş'ta. Yeri geldi Çengelköy'de oturdum. Yeri geldi Bebek'te. Amerika'da oturduğum oldu. Birkaç yerde Kansas'ta oturdum. Şu an oturduğun yer gizli mi? Değil de yani ne bileyim söylenir mi? Tamam söylüyorum. Zekeriya Köy'de oturdum. Şu an Zekeriya Köy'de. Evet Zekeriya Köy'de oturuyoruz. Tamam. Hangi sokakta?
bir harfini söyle. L. Bir tek bizim sokakta L olsa ya Zekeriya Köy'de. bir harften yakalansak bizim şimdi. Hastalığı. Bu sanıyorum iki şey olabilir sorulmasının sebebi. Bir tanesi ses teli olabilir. O ne zamandır var? Ses bu aslında 5 yıldır var. Nodüldü, polip oldu. Sonra akut bir hale geldi, kanama yaptı. Diğer ses telimi kalınlaştırdı. Şimdi onda da nodül olmuş. O olabilir. Bir de Amerika'da müzikal tiyatro okumaya başlamışken rahatsızlanıp Türkiye'ye dönmek durumunda kaldım. Çünkü orada bir yanlış teşhisle savaşmıştım. Sonra burada bir rahatsızlık geçirdim. Belki onlar olabilir ama çok üstünde konuşmayı sevdiğim şeyler değil. Çünkü geçti gitti. O yüzden de çok analım istemem. Pardon, ses rahatsızlığını ama soracağım. Sen hatta bugünü sıkıştırdık. Yarın ameliyat olacaksın. Evet. Ve Çağrı da bir hafta başını dinleyecekmiş. O yüzden biz konuştuk değil mi Çağrı? Çok merak ettiğim albümler vardı. Birkaç tane çıkan onları dinleyeceğim o süre içinde. Dinletmiyor mu sana? Ne kadar? Bu çocuk gerçekten dürüst bir çocuktur. Burada bir şey oldu. Şimdi bu video yayınlandığında muhtemelen sen bu ameliyatı geçirmiş olmuş ve bir hafta geçmiş olacak. Aynen. O yüzden o dönemden bize bir iki video çekip yollarsın değil mi Çağrı? Sağını soluna koyalım. Günaydın. Bak, bu videoyu izlediğinde konuşabiliyor olacaksa ve bunları hatırlayacaksa buraları keselim. Çünkü intikam diye bir şey var. Yani durduk yere beni yakmayın şimdi. Devam edelim. Dövmesi. 5 tane dövmem var vücudumda. Bir tanesi burada, işte burada, bu burada, aynen şurada bir tane var ablamla ikimizin yaptırdığımız. Amerika'daki kız kardeşimin yanında kaldığım ailenin kızı var Elizabeth. Onunla birlikte yaptırdığımız bileğimizde bir dövme var. Bir de şurada bir yazı yazıyor. Beni olduğum gibi sev yazıyor. Bunlar var. Nasıl ünlü oldu şimdi bu? Bu çok aratılan ve sorulan bir şey. Siz nasıl ünlü oldunuz? Ben nasıl ünlü olabilirim falan. Bir kere ben böyle hani ben ünlü oldum diye hiç ne bileyim pandemiye mi denk geldi acaba? Hiç öyle düşünmedim gerçekten. Yani bilmiyorum sen öyle düşünüyor musun Cem'ciğim gayet ünlü bir insan olarak? Yani insan böyle düşünmüyor herhalde ama bizim yaptığımız iş kamera önünde olduğu için kaçınılmaz bir şey bu. Şöyle sorabilir miyim? İlk ne zaman insanlar sokakta senin yanına gelip seni tanımaya başladılar? Tanımadığım insanlar. Erkenci Kuş'la olmuştu. O böyle bir minik oynatmıştı. Sonra Sen Çalkapım'la birlikte bayağı seyredilmeye başladı iş. Şimdi Yargı'yla beraber arttı bayağı. Çoğu kişi seyrediyor anladığım kadarıyla ve seviyorlar. Güzel yorumlar alıyoruz. O yüzden Erkenci Kuş'la ünlü oldu. Evet yani Erkenci Kuş benim kariyerimde merhaba ben de varım. Ve bu işin okulunu okudum, eğitimini aldım ve bu işi yapıyorum dediğim işti aslında. Ya sen hep en güzel dizilerde oynamışsın, en çok tutan dizilerde oynamışsın. Erkenci Kuş, Sen Çal Kapımı, Yargı yani arasında da bir şey yok. Bu torpillerden. Yarım Kalan Aşklar var. O da güzel bir işte, onu da bir listelim. Ben genelde şöyle yapıyorum, böyle şeylere inanıyorum ben. Mesela atıyorum biz auditionlara giriyoruz, görüşmelere gidiyoruz ve iki tane iş var. Ben diyorum ki hangisi bana hafif hissettirdi? Bununla alakalı temiz hissediyor muyum bu işle alakalı? Hayal kurabiliyor muyum? Bunları düşünüyorum ve gerçekten yeri geliyor böyle üç katı kaşe, bunu yaşadık biz ama hayır bu iyi olacak diye içim daha rahat, daha müsterihim, daha mutluyum, içinde olmaktan mutluluk duyacağım deyip seçtiğim işler mesela Yargı onlardan biri, Sen Çal Kapımı da öyle. Bir de şöyle yaparım, her sözleşmemi bereket gününde imzalarım kesinlikle. 9 günde bir değişir bereket günleri numerolojik olarak. Ben çok hayatımı ona göre yaşıyorum, kırmızı rengini giyiyorum. Şimdi yapımcı seninle... Kastin evet, yapıyor. Ben onu söylüyorum. Sonra diyor evet. Ki seni seçtik hadi sözleşme imzalayalım. Ben sen de diyorum şu ki, gün gelebilir miyiz? Rica etsem şu gün imzalayabilir miyiz? Çünkü diyorum bu benim inancım. Ben buna göre bereketli olduğuna inanıyorum ve söz veriyorum sizin için de bereketli olacak diyorum. Onlar büyük ihtimalle içlerinden diyorlar ki bu kız deli. Evin kira sözleşmesini de öyle yaptık. Ev sahibimiz dedi ki ben de yurt dışına çıkacağım. O günün akşamı ben de dedim ki inanın sizin için de bereketli olacak. Çağrı'ya döndü dedi ki kurtuluşum var mı? Çağrı da dedi ki yok abi lütfen bugün imzalayalım. Ve gerçekten bereketli olduğunu düşünüyorum. Bu arada Çağrı da yani biz hepimiz bugünlerde alışveriş yaparız. Bugünlerde işte kredi kartımızı bugünlerde öderiz. Sözleşmelerimizi bugünlerde imzalarız. Birine bir para yollayacaksak pazara dahi denk gelse bölerek FastPay ile yollarız hadi falan. Hadi sen değil. Çağrı da öyle evet, yapıyor. Çevremdeki herkes şu an onu yapmıyor. Çünkü baktılar dediler ki bu büyücünler yaptı oluyor. Eğitimi. Bu uzun bir konu. Hızlıca
geçeceğim. Evet. Kırmızı balık. Kırmızı balık yuvası. Evet, yuvası. Sonra anaokuluna Yıldızlar Koleji'ne gittim. Sonra sınavla Milli Eğitim Vakfı'na geçtim. Ortaokulu 6-7-8 Milli Eğitim Vakfı'nda okudum. Sonra sınavla Bahçeliler Anadolu Lisesi'ne geçtim. Önce bir 4 yıl Almanca'ydı okulumuz. Orada okudum. Aralarda işte bursla İngiltere'ye gittim ilk yıl. İkinci yıl İsviçre'ye gittim. Şu an üniversitede miyiz? Yok, lisedeyiz. Hala lisedeyiz. Hala lisedeyiz. Sonra Belçika'ya gittim. Almancaydı eğitim çünkü oranın. Kaç dil biliyorsun? İngilizce biliyorum. Almanca okudum. İspanyolca öğrendim. Bir de Osmanlıca yazıp okumayı biliyorum. Yani Arapça yazıp okuyabiliyorum. Sonra oradan Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazanmıştım. Mimarlık bölümünü. Ve oraya kaydım, yaptırdım ancak dondurdum. Amerika'ya gittim, Kansas'a. Hayatımın en güzel, en zor ama kendim için yaptığım en güzel şeydi bence. AFS diye bir programla, tavsiye ederim lisede olanlar lütfen araştırın bu programları eğer izliyorsanız şu an. Muhteşem bir deneyim. Kansas'a gittim, bir yıl orada okudum. Liseden mezun oldum, müzikal tiyatro yapmaya başladım, okula başladım. Sonra dediğim gibi rastlandım. Buraya döndüm, mimarlık okumaya devam ettim. Sen üniversiteyi kazandıktan sonra yeniden lise ve oyunculuk mu okudun? Aynen. Dondurum. Oraya gittim, evet oraya gittim okay. Tekrar. Sonra döndükten sonra, mimarlığı bitirdikten sonra babam dedi ki, yüksek lisans yap dedi. Okuyacaksın konservatuvarı dedi. Dedim ki tamam baba, yapayım. Sonra o arada Yıldız Tekniğe başvurdum. Ve Yıldız'ı kazandım. Gittim oraya, kaydımı yaptırdım. 5 gün sonra İTÜ açıklandı. Dedik o zaman İTÜ'ye gideyim. İTÜ'ye başladım. Sonra dedim ki ben yapamayacağım bunu. Yani ben mutsuzum. Aynı zamanda çalışıyorum bir ofiste. İTÜ'ye gidiyorum. Ve aynı zamanda Müjdat Gezen'e gitmeye başladım. Ofiste mimarlık yapıyorsun. Evet. İTÜ'de master yapıyorum. Müjdat bir de Müjdat Gezen'de konservatuvar okudum. Ondan sonra böyle olmayacaktı. İşte okullara başvurmaya başladım. Ama dediler ki yani burada okursan 4 yıl ya da 5 yıl okuyacaksın. Ama Amerika'ya ya da İngiltere'ye gidersen bir tanesi 3 yıl, bir tanesi 2 yıl. Programlar daha kısa. Sonra dedim ki tamam başvurayım. Lambda'ya başvurdum. Dedim ki yani herhalde beni almazlar. Açıkçası öyle düşünüyordum. Drama'ya başvurmuştum. London Academy of Music and Dramatic Arts diye bir okul Londra'da. Ve kamera önü oyunculuğa başvurdum. İkisine de kabul ettiler. Bu sefer dedim nasıl okuyacağım, pahalı. Ama gittim okudum bir şekilde. Onlar da bitti, döndüm. Sonra tamam dedim ben geldim. Okulunda okudum, bu işi yapacağım şimdi. Bakın herkes böyle oldu zannediyor ya. Çok üzülüyorum. Ben zannettim ki ben bu eğitimleri aldıktan sonra hemen beni alacaklar zannettim. Dizilerde oynayacağım, işte sinemalar yapacağım, filmler çekeceğim. Bütün falan öyle olmadı. Sen ne yaptın? Bütün diplomaları aldın. Evet. Yapımcılığa gittin. Buyurun. Buyurun ben geldim demedim öyle. Ama benim ya kimseyi tanımıyorum. Buradan mezun değilim. Menajerim yok. Bilemedim. Sistem nasıl işliyor? Bu sektörün içerisinde nasıl dahil olurum? Ben işimi nasıl yapabilirim? Bilemedim. Ben de tiyatroların sayfalarına girdim duyurularından. Hangi tiyatronun audition varsa bütün tiyatroların şeylerine girmeye başladım. İlk önce İstanbul Halk Tiyatrosu'nun Barut Fıçısı adlı oyunu için. Ne oyunu? Barut Fıçısı. Barut Fıçısı. Aynen. Onda seçildim. Direkt başladım o yüzden. Onun provaları başladı. Onun arasında BKM'nin Hababam sınıfı müzikalinde oynamaya başladım. Sonra 8. gün bu sefer Ceyda Düvenci'nin gençliği dediler ki Ceyda'ya çok benziyorsun. Senin saçlarını şöyle bir kahveye boyayalım. Kaşlarını da kahveye boyayalım. Gerçekten öyle oldu. 8. gün bence çok tatlı bir işti ama kısa sürdü. Sonra Erkenci Kuş. Bu arada tiyatrolar devam. Bomba seni tanımana başlatan evet, önemli bu, tatlı bir karakterdi. Deniz diye bir karakter oynuyordum burada. Sıra geldi Yargı'ya. Hatta şöyle yapayım. Yargı ve Yargı Neva diye sorulmuş. Dizinin bu başarısını neye bağlıyorsun? Öncelikle onu söyler misin? Ben hep şuna inanıyorum. Kimin oynadığı bir yere kadar önemli oluyor. Bu oyuncuları tacı atan bir cümle olabilir belki ama senaryo ne kadar seni kendine bağlı tutuyorsa, ne kadar gerçekse ve ne kadar empati yaptırabiliyorsa diyeyim sana, o işin başarısı sürüyor. Ve Sema bu işe çalışırken, yani 2 yıl boyunca bununla ilgili araştırma yapmış, destek almış, çalışmış vesaire. Ve biz hepimiz, ya ben dahil, ben mesela Sen Çal Kapımı bitti. Hemen son günü tam final bölümünü çekerken paydosan bir saat önce Yargı'nın okey haberi geldi bana. Ve ben böyle çok istiyordum Yargı'da olmak. Aylardır konuşulan bir iş olduğu için bir de kanalı değişmişti, o olmuştu, bu olmuştu. Ben çok istiyordum Yargı'da olmak ve çalışmak istediğim isimlerdi. Yani Ali Hoca özellikle çok bildiğim, duyduğum bir yönetmendi ve çok çalışmak istiyordum. Sema öyleydi. Proje öyle, yapım öyle falan derken dahil oldum. Ve o süreçte benim böyle bir aylık bir aram oldu. Adliyeye gidip, işte sürekli davaları izleyip,
bu meslek nasıl yapılır öğrenip anayasayı tamamen okuyup üstüne bir tane hakim, bir tane de avukat, kendime danışman dostlarımdan edinip böyle beyinlerini yedim onların. 1000 tane soru sordum. Nasıl duruyorlar, neyi nasıl söylüyorlar onun için bile böyle. Bir de kayıt alamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Kalem kağıt gözüm çıkıp böyle izleyip bahçesine çıkıp not alıp geri girdiğimi falan da biliyorum İzledin yani. İzledin yani davaları. Evet gördüm. Evet gittim ve öğrenmeye çalıştım. Çünkü mesela bundan önceki karakterim bir mimardı ve ben mimarım. Bu işi biliyorum. Dolayısıyla ekstradan bir mimar nasıl olur, neleri önemser, terimleri nedir, kendi aralarında birbirlerine ne derler bunları biliyorum. Ama bir hakimin hayatı nasıldı, üslubu nasıldır, konuşması nasıldır, arkadaşları nasıldır, oturması, kalkması nedir, nasıldır benim dünyamda hiç yok. Hayatımda hiç işte dava da izlememiştim. Herkes izleyebiliyormuş bu arada basına kapalı değilse, özel, hani öyle bir özel durumu yoksa. Ve dolayısıyla bence bütün başarı herkesin, kendim için söylemiyorum ama bu özveriyle yaklaşması artı hikayeyi biz zaten ilk elimize aldığımızda bu bölümde ne oluyor acaba diyoruz. Dolayısıyla ister istemez seyirci sen onu canlandırdıktan sonra çünkü müziği giriyor, çekimi giriyor yani o bir artık kolektif bir iş oluyor. Tek bir karakterin ne yaptığından ziyade bütün bir hikayedeki yeri ayrı heyecan verici, hikayenin genel gidişatı ayrı heyecan verici. Sen bu dizinin başarılı olacağını diziyi kabul ettiğin anda emindin anladığım kadarıyla. Ama böyle bir iş olacağını ve anlaşılabileceğini düşünüyordum, evet. Benim içindeki yerimin bir renk olacağını ve bana da bir renk katacağını düşünüyordum. En başından beri bunları düşünüyordum. Ve çok şükür ki böyle oldu. Blue TV sormuşlar. Yarım Kalan Aşklar diye bir iş çektim Blue TV'ye. Artı bir de Sarp Bozkurt'un Bizden Olur Mu? Doğru mu söyledim? Hep karıştırıyorum. Bizden Olur Mu? Bizden Olur Mu? Burada destek ekibi var bu arada. O diziye yani konuk olmuştum. Onu soruyorsunuz diye düşünüyorum. Oradaki karakter de Banu. Çok komik bir karakterdi. Filmleri demişsiniz dostlarım. Tekrar kaç diyorum yönetmenler, yapımcılar. Kaç tane var? Filmim yok. Niye yok? Ben de şaşırıyorum. Denk gelmedi. Yani gerçekten denk gelmedi. Diziden niye ayrılıyorsun? Bak arkadaşlar benim canımı sıkmayın. Diziden hangi dizide? Öncelikler. Ayrıldığın bir dizi var mı? Hangi dizide? Sonunu geçiremediğin dizi var mı? Yok. Çok şükür ki benim hep böyle kariyerimde sonuna kadar duruyorum. Başından sonuna evet devam etti. Ben öyle çalıştım. Diziden ayrıldığım çok geliyor. Şöyle bir şey oluyor. Mesela vuruluyorsunuz dizide. Diziden ayrıldım. Hayır vuruldu. Yani vuruldu. Bir bak bakalım belki kurtulmuştur. Sen niçin insanın ekmeğinle oynuyorsun ya? Ayrılmıyoruz arkadaşlar dizilerden biz. Adliyeden hayranların var mı? Senin için hapse girerim küçük suç işlerim falan diye. Böyle mesajlar mı geliyor? Ya böyle mesajlar geliyor ve bazen ben utanıyorum okurken ve her şeyde DM mi okuyorsun falan diye. Ve yani biliyor hani yani onun ne olduğunu. Bir yandan da sevgilim olduk, en yakın arkadaşım olduğu için gözümden anlıyor ne olduğunu. Bazen öyle şeyler oluyor, bazen yolda da oluyor. Mimar Başak'tan bahsettik, İnek Başak'tan bahsettik, Oyuncu Başak'tan bahsettik. Ama senin bir özelliğin daha var, galiba o soruya geldik değil mi? Evet, şarkıları. Ben aslında hep çocukluğumdan beri yazıyordum, şiir yazıyordum. Sonra onlar şarkı olmaya başladılar çünkü enstrüman çalmayı öğrenmeye başladım. Var mı ailede şarkı veya enstrüman çalan? Yok, babam çok iyi bir müzik dinleyicisidir ve bir koleksiyonerdir. Böyle bayağı inanılmaz plaklardan CD'lere, eski kasetlere kadar bizim evde bir müzik şeyimiz var. Külliyatımız demek daha doğru olur. Annem de öyle ve annem güzel söyler de. Çok benzeşiriz. Kansas'ta beni kasaba güzeli seçmişlerdi. Annem de zamanında balık güzeli seçmişler. Böyle hikayelerimiz var. Demem o ki ben çocukluğumdan beri zaten o elinde klasik o çocuk benim. Ve bir yerden sonra ben bunları işte aşklarıma, okullarıma, annemi özlememe, babamı özlememe falan filan böyle sürekli yazmaya başladım. Ve defterlerce yazdım. Günlük tutan biriyimdir. Şarkı yazarım, onu yazarım, bunu yazarım. Sonra bir noktada dedim ki yani eğitimimi de aldım artık. Mesleğim de yani bunu neden yapmayayım? Çağrı bilir evde sürekli prova var. Bizim evde sürekli prova var mesela. Ben sürekli konser yaptığım için Çağrı İki haftada bir sürekli ya da ayda bir böyle şarkı ezberliyor. Çağrı'nın şu an repertuarında yaklaşık 30 tane şarkı var. Başkan bütün konserlerine şu an kast olarak çıkabilirim. Hiç sıkıntı değil. Aynen yani. Gerçekten öyle. Bana bir şey olursa Allah korusun. Giydirirsiniz kırmızı. Bunu da geçen konserdeki elbisem bu da benim bu arada. Çağrı'nın sesi nasıl? Güzel bence. Sadece Çağrı sesinin çok güzel olduğuna vakıf olmadığı için bir şey yok o konuda böyle hani söylerim değil de söylerim gibi şarkı söylüyor. Senin en meşhur şarkın hangisi? Sen Çal Kapımı dizisine yaptığım Sen Çal Kapımı diye bir şarkım var. Şarkının adı da o. Çünkü tamamen birebir onun hikayesini anlatıyor. Çağrı bunu biliyor mu?
Biliyor. Çağrı'cığım bir dinleyebilir miyiz senden? Kim dedi biliyor diye? Ben dedim geçen gün evde söylüyordun çünkü. Sen tamam da. Söyle kan. Evet sen de. Söylüyordun bütün şarkıyı. Kiraz'ı mı söylüyordun? Yo hangisini söyle? Ben... İşte böyle bir çocuk. Yani söyleyebiliyor. Şimdi şarkının şöyle sözlerini de biliyor ama böyle söyle. Heyecanlanıyor yani. Ben o şarkıyı söylerim. Ama söyleyebiliyor musun? Yani telife bile giremez. O kadar orijinalinden alakasız olur. Bence hiç girmeyelim bu topa yani. Söyleyebileceğim bir şarkısını söyler misin? Başak'ın mı? Evet. Çağrı bütün sözleri ezbere biliyor arkadaşlar. Bir tane şarkımın klibini kendisi çekti. Dolayısıyla kurgusunda 1000 kere falan dinledi ve evet. Kus geldi artık Çağrı'ya şarkıdan. Kiraz'ın klibinde Çağrı oynayacaktı. Bir düet yapalım be. O yüzden be. Bütün şarkı... Sen söyle kanasizade. İnanılmaz hatırlat. Çocuk ya. Kim çiçek açıyordu şarkıda? Ben. Orasında mıyız peki? Ben çiçek açtım. Çiçek açmış diyor adam. Ayva o hiç bilmiyor. O hiç bilmiyor. Ama Çağrı biliyor. Evet. Aynen. Kiraz var. Karıştırıyorum sadece ama biliyorum. Bravo. Vallahi bravo. Büyük bir alkış hak ettim ben ha. Vallahi billahi. Çağrı için bir bestesi var mı Başak? Var. Hangisi? Çağrı'ya şu an daha olmadı. Çağrı'ya bir şarkı yazdım ve gerçekten böyle... Doğum günümü bekliyorsun. Çok güzel ağlaya ağlaya. Ya galiba düğünde söyleyeceğim. Yayınlanmış kaç parçam var? Sen Çal Kapımı var, Kiraz var, bir anda var o Karacandır'ın söz müziği ona ait, onun akustiğini yapmıştık. Beni Bana Sorma var, Cihat'la yaptığımız. 5 tane de geliyor, evet. Onlar ama tamamen söz müziği bana ait ve büyük ihtimalle benim bir tanesini düet yapabiliriz gibi de düşünüyorum. Enstrüman çalabiliyor musun? Çalıyorum. Yani şöyle, gitar çaldım 6 yıl, gitar çalabiliyorum aslında. Ama işte Almanca gibi oldu benim için o. Unuttum. Yani çalıyorum, evde de çalıyoruz biz, tıngırdatıyoruz. Çağrı da çalıyor, ben de çalıyorum ama hani çaldığımız kadar çalıyoruz ama gerçekten başına oturup çalmamız gerekiyor. Yani enstrümanist olamadık bir türlü. Çünkü o bambaşka bir prensip ve disiplin gerektirdi. Başka bir şeye yoğunlaştım ben hayatta ve daha şan kısmına odaklanınca onu birazcık ihmal ettim gibi oldu ama çok pişmanım. Yani gitar çalan varsa aranızda, herhangi bir enstrüman çalan varsa ne olur bırakmayın. Başka müzikle ilgili sorunuz var mı? Konserleri. Kimlerle var konserlerin? Tek başına yani. Şöyle işte rock müzikalleri anlattım. O yaptığımız genel bir çalışmaydı. Harbi Açık Hava'da Murat'ın Mungan konserleri yaptık. En son bu kostüm elbiseyi Cihan'ın bana diktiği, ben tasarladım bu arada bu elbiseyi. Zuhal Olcay'la yaptığımız Nazım Hikmet şarkıları vardı. Ben Zuhal Olcay'ın konserine konuk sanatçı olmuştum. Ve o devam edecek bu arada. Bir de benim tekli konserlerim olacak. Burada bir minik ilk defa burada söylüyorum. Yani tahminen bu yazın sonunda olacak gibi düşünüyoruz. Ama olamazsa eğer başka bir matematik düşüneceğiz. Çünkü bir hazırlık meselesi bu. Çok hazırlanmak, çok çalışmak isterim buna. Çünkü çok gözümün bebeği bir proje. O yüzden bu yazın sonuna yetiştirmeye çalışacağız. Sosyal medya hesapları. Evet, Instagram. Instagram'ım var. Kullanıcı şeyin ne? Basak Gümülcineli Oğlu. Bir ricam var. Evet. Burada sana telefonunu versek, biraz seninle beraber senin Instagram'ına girsek. Girelim. Şimdi Instagram'ımıza bir girelim. Girdim. Kaç takipçimiz var? 1.792.984. 20 Mayıs 2022 evet. itibariyle. Evet. Hayranlarından gelen mesajlarda cevap verir misin, okur musun? Veriyorum. Başak Aktüel, Başak Gefan, bir de Kiera diye bir hesap var. O da işte Başak X Kiera gibi bir hesap var galiba. O kadar çok içerik ürettiler ve bunu o kadar... Bunlar senin fan kaliteli, sayfaların. Evet evet. Ni yöneten kızlar. Bir tanesinin adı Kiera. Evet. İtalyan bir kız. Türkçe öğreniyor şu an ve inanılmaz güzel Türkçe konuşuyor. Benle tanıştıktan sonra öğrenmiş. Böyle hani öğrendi yani daha doğrusu bu süreci de vakıfım. Elif var. Başak Aktüel sayfasını yöneticisi diyeyim. Ve bunu bir iş gibi yapıyorlar. Gerçekten ben o kadar saygı duydum ki böyle hani... Sen Çal Kapımı'dan bir sahneyi Yargı'dan bir sahneyle birleştirip altına Nazım Hikmet şiiri yazabiliyor yani. Ve bunu hatırlıyor. Ben hatırlıyorum. Aa evet ben böyle bir sahne çekmiştim diyorum ve biliyor benim. İşte Cemal Süreyya'nın o şiirini çok sevdiğimi biliyor. Neyse bir de Başak Gefan diye bir sayfa var. O da Zeynep. Zeynep ve Elif zaten olabildiğince her konserime davetli listemde varlar. Hepsine geliyorlar. Ondan sonra ve biz böyle ara ara hatta geçen gün şöyle bir şey oldu. Elif bir süre hiç paylaşım yapmadı kendi hesabından da ben yazdım ona. Dedim ki Elif iyi misin bir şey mi oluyor? Gerçekten bir rahatsızlık durumu olmuş. Ve böyle o yüzden sesi solu çıkmamış merak ettim. Çünkü arkadaş olduk biz artık bu 2 yıl içerisinde ve iletişim kuruyoruz.
Çok... Birkaç Ayhan mesajını okuyabilir misin bize? Şimdi kesin belki kızlardan biri... Belki cevaplamak istersen ona da şimdi açacağız. Şimdi şeyde zaten... mesela Elif mesaj atmış. Şimdiden çok geçmiş olsun canım Başak. Çabucak atlatıp bir an önce güzel haberler alıp sağlığına kavuşursun inşallah yazmış. Çünkü biraz önce 21'inden sonra ben konuşamayacağım. Ses telimden ameliyat olacağım haberiniz olsun diye bir hikaye paylaşmıştım. Onun üzerine bir mesaj atmış bana. Ben de cevap yazabilir miyim izninizle? Çünkü görüldü orada artık şimdi ayıp olur. Beğenelim. Teşekkür ederim canım Elifciğim. Kalp, beyaz kalp. Sonra buradan bir gülecek bir şey. Tamam. Troll hesabım var mı? Troll hesabım benim mesela trolllediklerim. Hayır. Senin kendi adın gözükmesin diye başka bir isimle ha, yok, insanlara hayır. Baktığın hesabın yok mu? Yok. Öyle bir hesabım yok. Ama ajanın hesabı var. Ajan Dudok hesabı. Ajanla Martı'nın şu an kullandığım. Ama çok stalker biri değilim ben. Yani hiç olmadım hayatımda. Ajanla Martı. Ha senin köpeklerin hesaplarından bakıyorsun. Evet. Twitter'ım. Biraz önce baktık. Hatırlamıyor musun? Başak Gümülcine. Çünkü şöyle bir şey oldu. Twitter bana dedi ki Gümülcineli oğlu yazamazsın. Niye? Sığmıyormuş. Sen nüfus müdürü müsün? Sen koskoca Twitter biraz geliştir kendini. Şimdi Spotify var. Bütün şarkıları koyduğum bir Spotify hesabım var. Son dinlediğim parça. Acoustic Throwbacks diye bir albüm var. Biz çok seviyoruz. Bir de benim yaptığım Piano Piano diye bir albüm var. İçine çok güzel piyano şeyleri attım. Dinlemek isterseniz. Güzel. Devam ediyorum. YouTube. Şimdi bu YouTube'la ilgili bir gelişmemiz oldu bizim. Benim YouTube hesabım, aktif bir hesabım var. Ve ne? Başak Gümülcineli oldu. Şu hesap. Bu arada çok görünüyor izlenen bir videom var değil mi? Kaç bin izlenmiş? Evet. Şu an 154 bin abonem olmuş. Şu an gördüm. Çok mutlu oldum. 22 milyon görüntülenen şarkım var. Sonra Kiraz var bir tane daha. Şimdi oraya biz tatil rotası belirledik. Önce Yunanistan'a gideceğiz, sonra Sırbistan, Karadağ, sonra da İtalya'ya gezeceğiz şehir şehir. Ve oraya böyle bunları çekmek istiyoruz. Aynı zamanda ben bütün konserlerimi, provaları, evden çıkışım, gidişim, hazırlanışım, konser, konserde söylenilen şarkılar, yani konserinde söylediklerim şarkıları tamamı, sahne vesaire, sonra in eve gel gibi böyle bir konser günlükleri gibi vlog bir... Vlog. Evet, vlog gibi bir şey yapıyorum, video aynen. Ve bunlar da şimdi yayınlanmaya başlayacak. İlk önce Murat Anmungan'ı yayınlayacağız. Sonra da Livaneli Orkestrası, Zuhal Olcay'la yaptığımız Nazım Hikmet şarkıları konserini. Ve bundan sonra konserlerin hepsini de bu şekilde yapacağız. Bunu soramazsınız. Telefon numaranı sordum. Telefon numarasını sordum gerçekten. Kaç lira verecekler? Ha Çağrı haklı. Biz... Ekmek aslanın ağzında aşkım. İyi söyledin. Kaç lira veriyorlar? İçinden hani bu baştaki 500'le başlayan 3 rakam dışında bize ya rakamlardan bir tanesini söylesen olur mu? 8. 8. Bir tane daha söyle. 1. Bir tane daha alabilir miyiz? 3. Tamam yeterli herhalde ya. En fazla senden almış olduk bugüne kadar. Stres olduğuna o bayağı kıyafet de aynı renge dönüştün yani. Bitti mi ya sorularımız? Bitti. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için, ismimi doğru yazdığınız için öncelikle bu emektir. buna çalışıp geldiğiniz için ve bu kadar soru sorduğunuz için ve aslında izleyenlere teşekkür ederim. Hem izlediğiniz için hem de bu soruları sorduğunuz için, beni merak ettiğiniz için umuyorum keyif almışsınızdır. Biz de çok teşekkür ederiz geldiğin için. Çok eğlendik. Umarım seyirciler de bizim kadar eğlenir. İnşallah. O şey kısımlarını çıkartalım ama.